Arkadaşlar merhaba. 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve yabancı yarışlarda Gravel'deyiz. Evet, Gravel'de 11 koşu var arkadaşlar. Normalde 11 koşu var. Tabii bizi buraya yansıyan kısmı ilk 7 koşu. Tamam, önemli değil. Öyle olmuş. Ne yapalım? Evet. Birinci koşu çok erken başlıyor. 12.05'te. Biz de saat 11.30'da vermiş olacağız. Yani 12.35. Son dakika premium star şablonlarımızı bir saat evvelen vermiş oluyoruz zaten. Maiden bir koşuyla başlıyor. Sentetik. 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Notable Wineker. 5 numaralı Lobos Lengua ve 9 numaralı Cola Tonic Craig Zeki. 2.59. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı Gayan başlıyor. Maiden dişiler, 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Pilot Flame Richard Fury ile Banco arkadaşlar. Bugünkü Banco'muz birinci ayakta Richard Fury ile başlıyor. Evet. Üçüncü koşu Maiden yine 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Superbuck Moon, Kevin Habib. 4 numaralı James, Richard Fury. 5 numaralı Rainwater, Jacobs. Ve 7 numaralı Code of Conduct. Evet, Takeray. 1, 4, 5, 7 arkadaşlar. Bu da size tavsiyem 8 ve 2 numaralı safkanları da ilave edebiliyorsanız ilave edin. Evet. 2 ve 8 numara safkanlı. Ben notumu alayım. 4. koşu handikap dışı 3 yukarı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 6 numaralı Oso Tsukushi. Bu da ilk atımız. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Muhtemelen bu kazanacak ama yine de bir temkinli olalım. Alternatif bank olarak da düşünebilirsiniz bu safkanı. 5 numaralı Drive by Lengua. 7 numaralı Summer Song Ride. 11 numaralı A Little Bit Naughty Jason Gates ve 8 numaralı English Primrose Charles Dickens. 6, 5, 7, 11, 8. Yani %20'nin üzerine çıkarsa 6 tabii alternatif olarak banko düşünebiliyoruz. Burada 4 numara Supernova Star var. Onu da arkadaşlar bakarsınız. Son koşulu çok kötü olduğu için almadık ama belli olmaz. Bakarsınız bize burada yani yazmadığımız atlar bize yürüyorlar orada ondan sonra. 5. koşu Drill Hall Stakes. Grup 2 koşusu bu. Açık. 3 ve yukarı açtığınızda 1400 metreye çıkacaklar. Gerçekten günün zor koşularından bir tanesi arkadaşlar bu. Evet, burada bir tane şampiyon bir safkan var ama koşup koşmayacağını bilmiyoruz. Bu koşmama ihtimali 3 numara. Yani koşarsa yazmak zorundayız ama biz burada arkadaşlar iki tane at ön planda hatta 3 tane at diyelim hadi. 8 ve 7 burada 9 yani 7, 8, 9 aklınızda kalması için söylüyorum. 7, 8, 9 yani Goodwinger, JP Vandermeer ve Gimme Another Chance, Craig Zeki ve Al Mudhana burada. Ben Al Mudhana'nın da gelme ihtimali yüksek görüyorum açıkçası. Zorlu işlere kalkışmış. Burası bu grup biraz daha böyle sanki daha uygun gibi. Evet, 7, 8, 9 dedik. Burada eğer varsa imkanınız bir numaralı Royal Ashur Richard Fury ile de tabii ki bir şey yapabilir. Üç, yalnız koşarsa 3'ün yazılması lazım buraya. Evet, 6. koşu Phyllis Gwenes diye geçiyor. Yine grup 2 ve dişiler açık. 4 yaşlı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada direkt olarak biz yani gözümüzü kapatacağız. Size öyle bir at vereceğiz ki bu atın geleceğini düşünüyoruz biz arkadaşlar.
Green Light yavrusu. Bir numara Let's Go Now. Evet, burada bu sapkını biz bank olarak sizlere öneriyoruz. Tabii ki %20'nin üzerine çıkması lazım arkadaşlar. Eğer %20 AGP üzerine çıkarsa banko aksaklı 4 numara Raskova, 7 numara Sonic Grant, 3 numara Bomber Girl, 2 numara White Pearl ve evet 4 ve 6 ekliyor. Bir alternatif banko olmuş oluyor. 4, 7, 3, 2 yalnız 20'nin üzerine çıkarsa burada bir numaralı sapkan Let's Go Now kumaloyla banko olacak bir sapkan arkadaşlar. Yedinci ve son koşu Guinness diye geçiyor. Grup 2, 4 yaşlı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da biz inandığımız bir sapkan var. O da Craig Zekimini Green White Envy. Yine Green Light yavrusu. Bunun da babası. Evet. Bu safkanın son iki koşusunda muhteşemdi. Burada biliyorsun arka arka gelme falan sorun değil. Grup koşuları zaten devamlı olmuyor. Burada küçük kuponlar 3 numarayı bankoya diyoruz. Rakipler 2 numaralı Sandringham Summit Gavinderen ile ve 4 numaralı Snow Pilot Richard Fury ile. Normalde tabi burası 3, 2 ve 4 geçirmesinde yarar var. Evet, böylece bugünkü Greyville ile ilgili videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Chester şu an yayında zaten. San Isidro ile ilgili de San Isidro'da da tam 7 koşu aslında normalde bakın 12 koşu var orada. Evet, bakıyoruz şöyle. Arkadaşlar hangi koşudan başlamış burada bakayım bir. Evet. Ya, o normal şartlar altında evet 7. koşu, 4. koşu. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda Horse Indianapolis de var gördüğünüz gibi diyoruz. Greyville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.